Merhaba arkadaşlar. Konumuzun adı hücre bölünmesi. Önce bir hücre neden bölünür? Bunun üzerinde çalışacağız. Arkadaşlar biliyoruz ki hücrenin dışında dış ortamdan onu ayıran bir zar kısmı vardı. İçeride genel olarak tam ortaya doğru yerleşmiş olan bir çekirdek var ve bakalım neler olacak. Hücre yaşam döngüsü boyunca tabii ki büyüyecek, protein sentezi yapacak, organellerinin sayısını artıracak. Yani hacimce artacak hücrenin hacmi r küp biçiminde artarken zar r kare biçiminde artıyor. Dolayısıyla yüzeyin hacme oranına baktığımızda yüzey az arttı, hacim çok arttı ve dolayısıyla yüzeyin hacme oranı incelendiğinde ne oldu bu oran? Azaldı. Eğer ters yazılırsa hacim yüzeye oranlandığında ise bu oranın arttığını söylemelisiniz. Buna dikkat edelim, ezberlemeyelim. O zaman hacim yüzey oranı bozuldu sonuç olarak. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar yüzey hücreyi besleyemez hale geliyor, geriliyor. Stoplazma çekirdek oranı bozuluyor. Çünkü çekirdek önce burada gerçekleşen bir olay bombeleştiği için hücre ileriye atılıyor. Dolayısıyla buradaki olayı kontrol edemez hale geliyor. Stoplazma çekirdek oranı bozuluyor. Çekirdeğin denetim alanı genişlediği için yönetimi zorlaşıyor ve çekirdekten bölün emri veriliyor. Hemen girişte özellikle şunu hatırlatalım. Sinir hücrelerinin çekirdeği vardır ama sentrozomları yoktur. Ve lütfen dikkat edin aşırı farklılaşmış hücreler bölünemezler. Farklılaşmadan kastım tipik bir hayvan hücresini küre biçimde çizerken bir sinir hücresini ne yapıyoruz? Kısa uzantılar çiziyoruz, uzun olan uzantılar çiziyoruz, kılıflar çiziyoruz, akson uçları çiziyoruz. Yani yoğun bir şekilde farklılaşmış bir hücre görüyoruz. Sinir hücreleri aşırı farklılaşmıştır, bölünemez yani sinir dokuda yenilenme yoktur. Yine çizgili kas hücreleri de aşırı farklılaşmış hücrelerdir, bölünemezler, yenilenme yok denecek kadar azdır. Ve bitkilerde de arkadaşlar meristem doku bölünürken değişmez doku dediğimiz parankimatik hücreler, destek doku hücreleri ve epidermis hücreleri bölünemezler. Öncelikle olarak bölünmeye başladığımızda arkadaşlar önce bir bölünmeye hazırlanmalıdır hücre ve biz bu hazırlık evresine interfaz evresi deriz ve en tipik özellik interfazdaki DNA replikasyonudur. Ona dikkat edelim. Ve bölünme gerçekleşecek. O zaman bir hücremiz var. Hücremizden iki tane hücre oluşturacağız şimdi. Önce bir bölünmeye hazırlanacağız. DNA miktarını iki katına çıkaracağız. Ve eğer bu bir mitoz bölünme ise DNA'yı eşit olarak hücrelere paylaştıracağız. Burada hazırlandıktan sonra arkadaşlar önce çekirdek bölünecek. Çekirdeğin bölünmesi profaz, metafaz, anafaz, telofaz başlığında anlatılacak. Ardından da stoplazma bölünecek ve stokinez gerçekleşecek ve biz buna da stoplazma bölünmesi diyeceğiz. Bakalım hücre nasıl hazırlanıyor bu bölünme davranışına. Şimdi arkadaşlar, şekle baktığımızda interfaz G1, S ve G2 evrelerinden oluşuyor. Şimdi öncelikli olarak G1 ile başlıyoruz. Bölünmeye hazırlanacağız. Organellerin sayısı artıyor. ATP sentezi hızlanıyor. Hücrenin metabolizması artıyor. Protein sentezi artıyor. Yani her şey hızlandı. Ve burada arkadaşlar ne olacak? hücre bölünme kararını verecek. S evresinde DNA eşlenecek. Sentezin S size DNA sentezini hatırlatsın. Ve ardından da G2'de hücre bölünmesi için hazırlıklar tamamlanacak. Ve ardından da çekirdek bölünmeye başlayacak. Arkadaşlar burada... Özellikle embriyonal hücrelere baktığımızda bu hazırlık evresinde S var yani DNA replikasyonu var ama G1 evresindeki gibi hücrenin hacimce büyümesi beklenmiyor ya da G2 beklenmiyor. Yani inanılmaz bir hızda bölünme var. O yüzden bir bebeği gördüğümüzde bir ay sonra ne diyoruz? Ne kadar çok büyümüş. Gerçekten de hücre bölünmesinin hızı normal bir bireye göre çok daha hızlı olduğu için nedir? Embriyonel hücrelerdeki bu bölünme hızından kaynaklı bebeklerde de yine hızlı bir büyüme davranışı vardır. O zaman ne diyoruz? S evresi var ama G1'i ve G2'yi atlıyor. Şimdi sinir ve kas hücrelerinde ise arkadaşlar ne demiştik bölünme yeteneği yok. O zaman hücre büyüyor, hacimce artıyor, G1 evresinde protein sentezi artıyor, metabolizma hızlanıyor ki metabolizma da var. Ama daha sonra G0 adı verilen bir durgunluk evresine giriyor ve bölünmüyor. Şimdi arkadaşlar bu G1, G2 ve S evreleri dediğimiz evrelerde bakalım olay nasıl gerçekleşecek. Hücre döngüsünün farklı evreleri arasındaki düzeni sağlayan kontrol noktaları var diyeceğiz. Biz G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası olarak 3 kontrol noktasından bahsedeceğiz. Bu noktalarda hücreye dur ya da devam et sinyalleri gönderilecek. Arkadaşlar G1 kontrol noktasında eğer hücre hacimce yeterince artmışsa, organellerin sayısı artırılmışsa, yani hücre yeterince büyüklüğe ulaşmışsa Yeterli besin ve büyüme faktörü varsa eğer ortamda ve DNA'da herhangi bir hasar yoksa devam et sinyali veriliyor ve G1'in kilit evresi dediğimiz bir evrede hücreye bölünme komutu veriliyor. O zaman size şöyle bir soru geldiğinde interfazın hangi evresinde hücreye bölün emri verilir dediğinde ne diyeceksiniz G1'in kilit noktasında. Şimdi... S evresi gerçekleşecek ardından G1'den sonra DNA replikasyonu gerçekleşecek. S evresinde DNA replikasyonu gerçekleştikten sonra G2 kontrol noktasını atlayacağız. Ve G2 kontrol noktasında da DNA'nın eşlenmesindeki hasarlar kontrol edilecek. Neydi? Bu hasar nasıl oluşabilir arkadaşlar? Şimdi DNA zincirleri birbirinden ayrıldıktan sonra aynısını kopyalayacaktı. Yani adenin karşısına timin gelmiş mi? Guaninin karşısına sitozin gelmiş mi? Doğru nükleotitler doğru yerlere yerleşmiş mi? Bu kontrol edilecek. Eğer bu kontrolden sonra herhangi bir hata yoksa arkadaşlar devam et sinyali verilecek ama hata varsa dur diyecek ve durum düzelinceye kadar da bu olay durdurulacak. Şimdi M kontrol noktasındayız arkadaşlar. M kontrol noktası mitotik evre dediğimiz evrede gerçekleşecek. Acaba burada i iplikleri kromozomların kinetokor bölgelerine tutundu mu? Hatırlayalım. Bir kromozom çiziyoruz ve kromozomun dış bölgesinde kinetokorlar var. Ortasında ne vardı? Sentromer Şimdi hangi evrede merkeze dizilecek? Metafaz evresinde. Peki kinetokorları sayesinde iyi ipliklerine tutundu ve anafaz evresinde hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilecek. Eğer anafaz evresinde bu evrede arkadaşlar gerçekleşen iyi ipliği tutunması gerçekleşmiyorsa o zaman ne olacaktır? Kromatitler kutuplara çekilemeyeceklerdir. O zaman eğer kinetokorlar iyi ipliğine tutunursa dur sinyali ortadan kalkıyor ve anafaz başlıyor tutunamazsa o zaman ana faz başlayamayacağı için buna da dur sinyali veriliyor. Peki bu G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası ve M kontrol noktasında burada dur ve devam et sinyallerini kim veriyor? Önemli. Burada arkadaşlar proteinler görev alıyorlar. Siklinler ve siklin bağımlı kinazlar. Yani bunlar birer enzim. Büyümekte olan bir hücrede siklin bağımlı kinazlar sabit bir derişimde ama en aktif durumdalar adı üstünde siklin bağımlı kinaz. O zaman inaktif olan siklin bağımlı kinazın aktif hale geçebilmesi için siklin proteinlerine bağlanması gerekiyor. Böylece döngünün oluşan sinyallerle başlaması ve sürekliliği sağlanıyor. Arkadaşlar özel bir bilgi. Kanserli hücreler bu proteinlerin sinyallerine cevap veremiyor. Dolayısıyla da hücrede kanserli hücrelere gönderilen bu sinyallere cevap verilmediği için dur ya da devam et sinyalleri algılanamıyor ve kontrolsüz bir şekilde ve hızlı ve sürekli bölündüğü görülüyor. O yüzden kanserli hücrelerde arkadaşlar kontrolsüz bir çoğalma söz konusudur ve dolayısıyla kanserli hücreler hızlı bölündüğü için diğer hücrelere gidecek olan besin miktarı azalacak. Dolayısıyla da Kontrolsüz çoğalan bu hücrelerde bir kitle büyümesi gözle görülecek. Peki neden? Çünkü kanserli hücrelerde bir mutajen etki söz konusu olabilir. Genetik yapı değişmiş olabilir. Genetik yapı değişiyorsa hücrenin proteinik yapısı da değişmiş olabilir. Hatta hücre zarındaki glikoproteinler de değişmiş olabilirler. Hatta böyle bir hücreye vücut da ne diyecektir? Saldıracaktır çünkü yabancı olarak algılanacak ve otoimmin hastalıklar tetiklenmiş olabilecektir. you <laughs>